Beni en çok etkileyen filmlerin başında Star Wars gelir. Farklı senaryosu, efsane karakterleri ve müziği. Bir de oyunundan figürlerine oluşturduğu milyarlarca dolarlık pazarı. Dün 4 Mayıs'tı. İngilizce "May the Force be with you" yani "Güç seninle olsun" cümlesi bir tarihle eşleştirilmişti. Okunuş benzerliğiyle son yıllarda 4 Mayıs, İngilizce 4th of May, Star Wars günü olarak kutlanıyor. Filmin meraklıları farklı organizasyonlar düzenliyor. Örneğin Türkiye Uzay Ajansı da dün farklı bir paylaşımda bulunmuştu. Star Wars günü Ramazan bayramının 3. günü ile birleştirilmişti. Videomuzda bu kutlamalara havacılık açısından bakacağız. Hem de filmde havacılık tarihine yapılan atıfları birlikte inceleyeceğiz. Alaska Hava Yolları filosundaki Boeing 737 uçaklardan birini özel bir boyama ile tanıttı. Normalde uçak yüzeyi için üretilmiş çıkartmalar yerine gövde tamamen el işçiliği ile boyandı. Toplam 27 gün süren işlemde 540 saatlik emeğin sonrasında bu güzel boyama ortaya çıktı. 863 litre boya kullanıldı. 23 kat boyama gerçekleştirildi. Uçağın üzerine Millennium Falcon ve TIE Fighter'lar işlendi. Meraklılar dünden itibaren kullanılmaya başlayan 737 ile uçabilmek için biletlere adeta hücum etti. Bu tür boyamalar bakım ekibi için zorluk çıkarsa da meraklılar açısından çok önemli. Hava yolları arasında Star Wars boyamalarının bu kadar popüler hale gelmesinde Japon ana hava yollarının da büyük katkısı var. All Nippon Airways filosundaki iki uçağı seri için boyamıştı. Uçaklardan biri filmin ele avuca sığmaz robotu R2-D2'ya atfedilmişti. Boeing 787 tipi uçak uzun yıllar gittiği her havalimanında ilgiyle karşılandı. Diğer uçakta R2-D2'nun tamamen zıt karakteri olan protokol robotu C-3PO için boyanmıştı. Boeing 777 tipi uçak en az diğeri kadar ilgi gördü. Gelelim havacılık açısından filmde yapılan atıflara. Bununla ilgili olarak military.com sitesinde güzel değerlendirmeler yapılmış. Sizlerle de paylaşmak istedim. İlk üçlemenin efsane uçak gemisi Millennium Falcon'un kokpit bölümü aslında 2. Dünya Savaşı'nın efsane bombardıman uçağı B-29 Fortress'ın kokpitini andırıyor. Camlı bölümde iki pilot yan yana oturuyor. Amerikalılar B-29'ları özellikle uzun menziliyle Pasifik cephesinde yoğun olarak kullanmıştı. Yüksek irtifaya çıkabilen 4 motorlu uçak savaşın sonunu attığı 2 atom bombasıyla belirlemişti. Luke Skywalker'ın da kullandığı gemi X-Wing ise havacılık meraklıları açısından 2. Dünya Savaşı'nın efsane savaş uçağı Spitfire'ı simgeliyor. Yüksek performansı, akrobatik yeteneğiyle uçak filmin yaratıcısı George Lucas'ı da etkilemiş. Hatta Lucas, filmde uzay gemilerinin birbirini takip etmesi ve hava savaşı sahnelerinde 1950'li ve 1960'lı yıllarda çekilen savaş filmlerine atıf yapmış. Tabii ki pilotların aralarındaki telsiz konuşmaları da seyircide heyecanı yükselten önemli bir etken. Bu arada Washington'daki Smithsonian Havacılık Müzesi'nde filmde kullanılan bir X-Wing'in sergilendiğinde söylemekte fayda var. Meraklılar için bir başka dikkat çekilen nokta, bombardıman için kullanılan Y-Wing ile yine bir başka İngiliz savaş uçağı Hawker Hurricane'in benzerliği. İkinci Dünya Savaşı'nın Spitfire'ın gölgesinde kalan savaş uçağı Hawker Hurricane, özellikle Battle of Britain'de büyük yararlılıklar göstermişti. Bu arada hem Spitfire hem de Hurricane'in Türk Hava Kuvvetleri'ne görev yaptığını hatırlatmakta fayda var. Benim açımdan ise İmparatorluk güçlerine ait TIE Fighter, 2. Dünya Savaşı'nın ünlü Alman uçağı Messerschmitt ME-109'u sembolize ediyor. Çünkü Lucas senaryoda Darth Vader'dan İmparatorluk güçlerinin üniformalarına kadar birçok konuda Alman Nazilere gönderme yapıyor. Bu arada filmin efektleriyle de ilgili bir bilgi vermek isterim. Birçok ses ve efekt 2. Dünya Savaşı başta olmak üzere
uçakların çıkardığı seslerden etkilenerek oluşturulmuş durumda. Evet, sonuçta Star Wars bir film ama bizim gökyüzünden öteye, uzaya bakmamızı sağlayan çok önemli bir film. Geleceğimiz gerçekten uzayda. Yerimizi almak için bu konuda çalışmalara devam etmemiz gerekiyor.